Arkadaşlar merhaba, kanala hoş geldiniz. Bugün sizlere Trust Wallet cüzdanı ile alakalı çok soru gelen mobil uygulamalarda iOS'ta DApps seçeneğini nasıl ekleyebilirim ve PancakeSwap, Uniswap gibi uygulamalar üzerinden hiç farklı yerlere gitmeden, tarayıcıya gitmeden Trust Wallet cüzdan içerisinden nasıl işlem yapabilirim diye sorular geldi. Onları anlatacağım. Daha önce biliyorsunuz kanalda aslında Trust Wallet'ın bilgisayarda nasıl kullanabileceğinizle ilgili bir video çekmiştim. En çok burada bu sorular geldi. Herkese tek tek yanıt vermek doğru olmuyor. Görünmüyor çünkü yanıtlar. En azından bu videoyla sizleri bu konuda bilgilendirmek istedim. Bu videoları nasıl bulabilirsiniz? Kanala geldiğinizde şurada arama alanına geldiğinizde aramak istediğiniz kelimeyi şurada ararsanız bununla ilgili videolarımı burada bulabilirsiniz kanal içerisinde. Onu da söyleyelim. Şurada Trust Wallet'ı hemen cüzdanına bir gidelim. Şurayı bir göstereyim size. Ondan sonra hemen hızlıca videoya geçeceğim arkadaşlar. Tam olarak şurada gösterdiğim DApps'ı soruyorsunuz. Çünkü bu DApps üzerinden PancakeSwap, Uniswap, aklınıza gelen tüm formlarına ulaşılabiliyor ve kolayca işlem yapabiliyorduk bilgisayar üzerinden. Bunu mobil, özellikle iOS telefonlarda nasıl yaparız diye çok soru geldi. Şimdi sizlere uygulama olarak onları göstereceğim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve beğeni atmayı lütfen ihmal etmeyin diyerek hemen hızlıca videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, Trust Wallet cüzdanımı açtım. Gördüğünüz gibi şu sağ alt tarafta tarayıcı kısmı görünüyor. Yani DApps, Türkçeleştirdiği için tarayıcı diye söylüyor. Büyük ihtimalle sizin mobil cihazınızda şu anda burası gözükmüyor. Peki bunu nasıl ekleyeceksiniz? Hemen onu göstereyim size. Arkadaşlar Safari'yi açıp adres kısmına şu adresi yapıştırmanız yeterli olacak. Bu adresi zaten aşağıda link olarak size vereceğim. Buradan okumaya çalışmayın. Bunu açtıktan sonra git dediğiniz zaman Trust Wallet cüzdanında açayım mı diyecek. Evet diyeceksiniz. Açsın mı? Evet diyeceksiniz arkadaşlar. Ve aşağıda DApps'ın yani tarayıcının geldiğini göreceksiniz. Peki bu tarayıcının gelmesi size ne kazandıracak? Neyi farklılaştıracak? Biliyorsunuz Trust Wallet'la PancakeSwap, Uniswap yani hem Binance Smart Chain ağında hem de Ethereum ağında işlemler yapılabiliyor. Bununla ilgili öncelikle tarayıcıdan o platformlara gidip orayı açmanız, wallet'a bağlanmanız gerekiyor. Şimdi hemen uygulamalı ikisini de göstereyim. Örneğin geldik ve tarayıcıya burada tıkladık. Gördüğünüz gibi burada bağlanmak istediğiniz tüm swap platformlarını bulabilirsiniz. Ben diyelim PancakeSwap'a bağlanacağım. Hemen PancakeSwap'ı açtım. Hemen benim cüzdanımla burada otomatik bağlandı. Önce şuraya bir logout yapayım. Sizinle de göstereyim nasıl bağlanacağınızı. Şuradan uygulama içerisindeyken Connect'e tıkladıktan sonra Trust Wallet'la bağlan dediğim zaman direkt olarak Trust Wallet'ın Binance Smart Chain ağıyla bağlandığını göreceksiniz. Ve hemen benim cüzdanımdaki BNB miktarı burada görünmekte. Şurayı da göstereyim şöyle. Gördüğünüz gibi. İstediğiniz coin'i de buradan seçerek alma imkanınız var. Ya da diyelim ki Binance Smart Chain değil de Uniswap'a bağlanacaksınız. Hemen aşağıda görüyorsunuz Uniswap Exchange. Buna tıklayabilirsiniz. Hemen geldi. Ve benim cüzdanımla tabii hemen otomatik olarak bağlandı. Ethereum ağımda benim hiç Ethereum olmadığı için de gördüğünüz gibi sıfır olarak gösteriyor. Burada her zaman neye dikkat etmelisiniz? Şuradaki simge değerli arkadaşlar hangi ağda olduğunuzu size hatırlatıyor. Gördüğünüz gibi Ethereum ağındayım. Az önce PancakeSwap'tayken ne çıkmıştı orada? Hemen bakın. Binance Smart Chain ağındayım. Değerli arkadaşlar lütfen burayı karıştırmayın. Ayrıca arkadaşlar burada hemen karşımıza çıkıyor tabii en bilinenler ama farklı bir sürü swap platformu var. Örneğin BurgerSwap. Onu arayalım. Burger Swap şeklinde aramamızı yaptık ve araya tıkladım. Şimdi BurgerSwap'ı buluyor. BurgerSwap'ın sitesine şuradan tıklıyorum. Gördüğünüz gibi hemen Trust Wallet'la bağla diyorum. Ve Trust Wallet'ımla BurgerSwap'ı da hemen bağlamış oldu değerli arkadaşlar. Ve buradan işlemlerimi BurgerSwap üzerinden de yapabiliyor duruma geliyorum. Peki, yani burada şu hatırlatmayı da yapmak gerekir. Burada Google üzerinden arama yapıyor uygulama içerisinde. Tıkladığınız sitenin direkt sizin aradığınız site olduğundan emin olun. Bazen buraya reklamla en üstte farklı benzer siteler gelebilir. Oradan lütfen emin olun. Uygulama içerisine gittiğimiz zaman
Zaten bunlar onaylanmış uygulama içerisindeki uygulamalar. Burada hiçbir öyle bir endişemiz olmayacak. O anlamda uygulamaya DAPS eklemenin, yani şu alttaki tarayıcıya eklemenin bize faydalarından biri de bu olacak arkadaşlar. Yani uygulama içerisinden bunlara ulaştığınız için biliyorsunuz taklit siteler var. Hem PancakeSwap'ı hem Uniswap'ı taklit eden, sizin cüzdanınızı ele geçirmeye çalışan taklit siteler var. Bu tür durumlardan da kendinizi korumuş olacaksınız değerli arkadaşlar. Aslında bu konuyla ilgili anlatacaklarım bunlar. Anlaşılmayan bir şey varsa yine aşağıda sorularda sorabilirsiniz değerli arkadaşlar. Elimden geldiği kadar yanıtlamaya çalışırım. Ancak konu hakkında çok fazla soru geldiği için bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Çok kolay bir şekilde sizler de bunu mobil cihazlarınıza entegre edebilir ve Trust Wallet içerisinden hiç çıkmadan tüm işlemlerinizi, swap işlemlerinizi rahatlıkla yapabilir duruma gelebilirsiniz diyeyim. Peki, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar.